Alo, sarayların efendisi, konvoy kralı, para kasası, Bilal'in babası, övgülere ve ölmelere doyamayan aşkım bir tanem reisim, nasılsınız efendim bugün? Anladım, anladım efendim. Bir dahaki sefere övgülerin arasından Bilal'i çıkartırım. Yeter ki siz isteyin efendim. Efendim pazar pazar rahatsız ediyorum, vaktinizi çalıyorum. Ki biliyorsunuz çalmak sizin işiniz, benim ne haddime de. Sizinle kısaca şu meşhur Fatih Terim fonu hakkında ben konuşmak istiyorum efendim. Hayır efendim, o konu maalesef kapanmadı. Tamam, bu Terimzede futbolcular Arda ve işte Saz arkadaşlarının zararları sizin talimatınızda giderilecek. Ama tabanda Fatih Terim'e karşı acayip bir tepki var, haberiniz olsun efendim. Sazan değil efendim, Saz arkadaşları dedim. Evet. Şimdi özellikle Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu yerli ve milli seçmenlerimiz Fatih Terim'e karşı acayip tepkili efendim. Çok kızgın. Yani bildiğiniz gibi değil efendim. Taban kaynıyor. Herkes hayırdır diyor, bu Fatih Terim'e niye dokunulmuyor diyor. Hakikaten efendim, yanlış anlamayın, kararlarınızı sorguluyor falan değilim ama niye dokunulmuyor bu adama, bu Fatih'e, bu Terim'e? Yazdık hani, bu Seçil Erzan günah kedisi ilan edildi. Eline taş alan Seçil'e fırlatıyor. Tamam, kız masum değil, onu kabul ediyoruz. Zaten kızın hayatı karardı şu anda. Ama bu faiz girdabına herkesi çekip işin içinden kâr ederek çıkan, sıyrılan Fatih Terim'e sıra gelince niye herkes Allah Kerim diyor ya? Yani 17-25 Aralık'ta bile size dokunuldu bu ülkede, doğru mu efendim? Malum hırsızlık yolsuzluk operasyonu şeyiyle hatırlarsanız direkten döndünüz resmen. Ama Fatih Terim'e dokunmayı aklından geçirenin aklını alıyorlar bu ülkede efendim. Kim var bunun arkasında, onu soruyorum yani. Yani bu adam efendim arkasında siz de yoksanız şayet, o zaman bunun arkasında haşa sizden daha büyük biri mi var acaba diye insan sormadan da edemiyor efendim. Yanlış anlamayın efendim, sizi gaza getiriyor falan değilim. Sizden daha büyük biri olabilir mi bu ülkede yani? Yanlış anlamayın efendim, sizi kesinlikle gaza getiriyor falan değilim. Ama yani herkesin diline sakız olan, pelesenk olan bu kerisil kereme çarkının adı Fatih Terim fonu. Doğru mu efendim? Yani Arda'sı Emre'si Seçili Erzan'ı herkes bir şekilde bu işten zarar görüp rezil oldu. Rezil oluyor hala. Doğru mu? Ama Fatih Hoca her zamanki gibi dört ayak üstüne düşüyor efendim. Nasıl oluyor bu işler? Bilemedim yani efendim, bu adamın arkasında dış güçler filan mı var acaba efendim? He? Desem o da olmaz efendim, zira siz ki dış güçlerin korkulu rüyası, Amerika'nın panik atağı, Avrupa Birliği'nin anksiyetesisiniz. Arkasında nasıl dış güçler olsun? Mümkün değil yani. Yanlış anlamayın efendim, sizi gaza getiriyor falan değilim. Yani aklınıza böyle bir şey gelmesin. Yani benim bildiğim bu ülkede bir tane imparator var, o da sizsiniz yani. O yüzden ne bileyim, bir garip geldi. Aynı çöplükte iki tane horoz olmaz filan. Hani o açıdan söylüyor, sizi gaza getiriyor falan değilim. Yanlış anlamayın efendim, kesinlikle öyle bir şey yok. Ama yani bu ülkede dolap çevirmek, kere silkelemek, adam ütmek, çökmek, asmak, kesmek, kelle uçurmak deyince akla kırk haramiler değil siz geliyorsanız, ki siz geliyorsunuz, o zaman Fatih Terim kim ya? O sizin teriniz bile olamaz efendim yani. Ama yanlış anlamayın, sizi gaza getiriyor falan diye yanlış Alo? Alo? Ne oldu şimdi ya? Ha, pazar pazar çok sinirli oluyor bu. Pazar arama bu adamı. Pazar arama işte.